Sadri, Allah aşkına ne olur niye getirdiniz beni buraya? Sadri, korkuyorum ya, yeter! Sabredin, az kaldı. Sadri! Cerrah nerede? Ne olur niye getirdiniz beni buraya? Şöyle durun. Sadri! 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 Deniz yakıyor gibi değil mi? Ya böyle gaz kokusu gibi. Cerrah ne oluyor? Ne yapıyorsun? Benim ne işim var burada? Birazdan göreceksin. Neyi göreceğim? Niye benim ellerim kollarım bağlı? Ne yapıyorsun? Sakin. Sakin. Ne yapıyorsun? Şimdi sana yarım kalan yemeğimizi telafi edeceğim konusunda söz vermiştim, değil mi? Hı? Yapılır mı böyle şey? İnsan eli kolu bağlanıp güpegündüz adam kaçırır gibi sürpriz yapılır mı ya Cerrah? Bana oynadığın oyuna karşılık küçük bir oyun diyelim sadece. Benim oyunumu? Restoranda lavaboya gittiğinde telefonda bir mesaj geldi ve ben de istemeyerek okumak durumunda kaldım. Bir müsaadenle tuvalete gitsem. Ekranda mesajın bir kısmı görünüyordu. Adımı görünce merak ettim. Bana güvenmediğini anladım. Gerisini merak ettim tabii mesajın. Sonra arkadaşın Yeşim'le yaptığınız yazışmaları okudum. Benim vereceğim tepkiyi görmek için oynadığınız oyunu öğrendim. Normalde başkasının telefondaki mesaj okunmaz diye şu anda yaygarayı koparmıştım. Ama şu an çok feci yakalandım. Sonra da dedim ki madem öyle ben hayata bir oyun oynayayım dedim. Madem bana güvenmiyor, madem benim tehlikeli olduğumu düşünüyor. Görsün bakalım dedim ne kadar tehlikeliymişim. Sadri'yi arayıp 10 dakika sonra beni aramasını söyledim. Kulak kabarttın, o konuşmayı yaptım. Efendim Sadri. Siz halletmeyecek miydiniz o işi? Tamam, eski usulle halledin o zaman. Hı-hı. Tamam, ben eve geliyorum. Hayat, çok özür dilerim. Benim acil bir işim çıktı. Hemen çıkmam gerekiyor. Tamam canım, yani acilse zaten kalktın zaten. Ama sana söz veriyorum, bu yarım kalan yemeği en iyi şekilde telafi edeceğim. Görüşürüz. Sen bir tilkisin. Tam bir tilkisin. Senin içine şüphe düşürüp oradan ayrıldım. Bir adım gibi emindim. Benim tanıdığım hayat merak edip ne olduğunu öğrenmek için peşime takılacaktı ve tabii ki yanılmadım. Sen var ya beni çok iyi tanımışsın. Yani. Hayır, çok iyi tanımışsın. Ben de sazan gibi senin oltana fır 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 takıldım. Tüh. Sonra da evdeki o bagaj tezgahını hazırladık. Sadri. Allah! Allah! Ah!
çıkabilirsin Kazım. Gerisini biliyorsun zaten. Sadrılar seni yoldan aldılar, buraya getirdiler. Bırak öyle. Peki. Sadri'ye ben yolda gelirken dedim ki Yeşim peşimde olduğunuzu biliyor dedim. Polisi arayacak dedim. Bana dedi ki biz onu hallettik. Neyi halletti? Yeşim Hanım'ın polisi arayabileceğinden şüphelendiğim için oraya da bir adamımı yolladım. Yapacağım sürprizi anlattı ona. Yani Yeşim Hanım şu an benimle yemekte olduğunu biliyor. Yeşim'in de haberi var yani. Evet. İnanmıyorum ya. Senin matematiğin kaç? Zayıf. Bu analitik zekayla, bu organizasyon gücüyle bu kadar kısa zamanda sen her şeyi en ince ayrıntısına kadar nasıl düşündün ya? Ben yolda Sadri'ye yalvardım, aklım çıktı bir şey olacak diye. Hayat, ben hayatta olduğum sürece sana bir şey olmasına müsaade etmem. Peki, sen kafede o adama nasıl tahammül ettin? Adam senin üstüne meyve suyu döktü. Ben olsam delirmiştim. Sen nasıl bu kadar sakin kaldın? Bugünlerde aklımda tek bir şey var hayat. Tek bir şey. Ve o şey elimi kolumu bağlıyor. Ne kızabiliyorum, ne öfkelenebiliyorum, ne sinirlenebiliyorum. Ne o, ben miyim? Sensin hayat. Seni düşündüm mü yüzümde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Çok mutlu oluyorum. O kadar mutlu oluyorum ki gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Senden şüphe ettiğim için özür dilerim Tilki. Önemli değil. Bu kadar oyun karnını acıktırmadı mı? Sen ne diyorsun? Ölüyorum. Hadi o zaman. Çok açım. Bunların hepsini sen mi yaptın yine? Kısmen. Bana bak, sen bu işleri bırak. Yemekçi ol sen. Restoran mesturan. Hadi otur otur. İnanmıyorum. Hangi birini yesem şaşırdım valla. Ne yaptın? Bulamadım, sen? Yok. Ne yapacağız ya? Devam edelim hadi. Tamam. Kızlar, Gözde'yi gördünüz mü? Yok, görmedik. Koray, ya bizim Burak'la gittiğimiz gizli bir yer vardı. Bir oraya bakalım mı? Olur. İyi, hadi. Pardon. Gözde'yi gördün mü? Yok, görmedim. Emirhan, Gözde'yi gördün mü? Hayır, görmedim. Ya yok. Yok ya, yok. Yok. Hadi. Arkadaşlar, Gözde'yi gördünüz mü? Hayır, görmedim. Gel buraya. Ne oldu Şerif, ne oldu? Filmi daha yeni çektiler. İstersen sonunu hemen söyleyeyim, filmin sürprizini bozmayayım bir tanem. Ne olacak ya? Boşa masraf oldu işte. Sana bir şeyim yok. Damdan düşer gibi hastaneye gelmeyelim dedim. Damdan düştün zaten. Ay neyse, boş ver. Ne yapıyoruz şimdi? Ne mi yapıyoruz? Filmin sonuçlarını bekliyoruz. Doktor görecek. Ondan sonra da biz muhasebeyi göreceğiz. İşte o zaman göreceksin. Nasıl beyin kanaması geçiriyorum, o zaman göreceksin. Ay abartma Şerif. Gel şurada bir yerde oturalım da sonuçları bekleyelim. Gözde. Gözde, bırakma kendini.
çok teşekkür ederim. Ya o kadar güzel bir yemek, o kadar güzel bir sürpriz oldu ki. Benim için de öyle. Zaten senin yanında her şey güzelleşiyor. Ya o değil de ne biliyor musun enteresan olan? Ben sana güvenmeyip bu kadar işler çevirdim ama galiba bu dünyada bir tek senin yanında bu kadar güvende hissediyorum. Gerçekten. Nefes al Gülsün. Gülsün nefes. Şerif. Şerif iyi misin? Daldın gittin hop. He? Ha iyiyim. Ya şeyi düşünüyordum bir tanem. Şimdi röntgen filmi çektirdik ya. Bu filmlerin de indirimli halk günü olsa ne güzel olurdu değil mi? Hay niye söylüyorum biliyor musun? Şimdi bize metrelerce uzunlukta fatura çıkartacaklar. Böyle sıfırları bol olan. Gör bak. Ha geliyor. Doktor. Yaşayacak mı? Ciddi bir şey görünmüyor. Filmlerde kırık, çatlak falan yok. Duydun değil mi? Duydun. Boşuna çektirdik filmleri. Yine de önümüzdeki 24 saat çok önemli. Bu süre içinde kesinlikle uyumamanız gerekiyor. Herhangi bir baş dönmesi, mide bulantısı olursa derhal hastaneye gidin. 24 saat uyutmayacağız yani. Evet. Merak etmeyin, o faturayı görünce bu gözlerime kolay kolay uyku girmez zaten. Nerede olduğunu bilen de yok. Huraylar ne yaptı? Bulmuşlar mıdır acaba? Bulsalar yazarlardı kızım. Arkadaşlar nedir durum? Yok abi bulamadık. Ya bu böyle olmayacak. Ben artık gerçekten endişelenmeye başladım. Hayat Hoca'yı arıyorum. Aynen. İşin rengi değişmeye başladı. Sen ara bence. Bir işinizi de ben siz halledin değil mi? Zeynep. Alo? Ne? Nasıl? Baktınız mı her yere? Ne olmuş hayat? Tamam sakin olun tamam. Tamam geliyorum ben. Geliyorum tamam. Ay Allah'ım yarabbim bıktım artık ben bu kızın bu dertlerinden ya. Ne olmuş? Bu kız beni sonunda öldürecek. Yok ortada yok yine. Uzun zamandır da yokmuş. Her yere bakmışlar bulamıyorlar. Okula tamam. Gidelim cerrah ne olur. Tamam sakin ol zaten yakınız. Özgür hayatın okuluna gidiyoruz. Bir haber var mı? Yok. Ulaşılmıyor abi, ulaşılmıyor işte. Kesin var ya, Burak kaçırdı gözleri. Abi ne alakası var ya? Onu var ya bak, elime geçireyim, öldüreceğim onu ya, öldüreceğim. Ya saçmalama ya. Sakin ol. Ya Zeynep, sen en iyisi Gözde'ye bir mesaj at. Açar açmaz görür. Doğru diyorsunuz. Ya ben böyle bir mesaj atmadım ki Gözde'ye.
Ne mesajı? Ya hemen okulun bodrumuna gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var demiş. Ama ben demedim bunu. E biri niye senin telefonundan böyle bir mesaj atsın ki? Bilmiyorum. Mesajı kendi telefonundan atarsa Gözde'nin gelmeyeceğini biliyor. Kesin Burak. Gözde'yi bodruma çekmek için yapmış. Bodrum! Bodrum'da var! Bodrum! Zeynep neredeler? Can galiba okulun bodrumundalar. Ne işleri var bodrumda, kiminle? Ayrıntısını sonra öğrenirsin hayat, hadi. Can, çabuk. Burak'la ilemişler hocam galiba. Burak! 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 Hocam bilmiyoruz, burada ormanda ses geldi içeriden. Kesin var ya, o çapsız gitti de onu kesin. Buraların hatarları nerede? Bu ne? Müslüman! 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 Seni artık yapma! Tamam, sakin ol hayat. Gözde! Sakin ol, lütfen sakin. Ambulans aradınız mı? Ambulans numarası neydi? 112. Kıvılcım çıkarsa içerisi gaz dolu, patlarız. Mustafa abi, bodrum. Bodrum kattaki kapının anahtarları lazım, çabuk. Anahtarlar nerede abi? Mustafa abi, anahtarlar lazım. Versene ya, çabuk. Ne diyorsunuz siz ya? Abi, anahtarlar diyoruz. Abicim, bodrum kattaki kapının anahtarları lazım. Acil durum, hadi. Anahtarları veremem. Onlar bana zimmetli, öyle her önüme gelene anahtar veremem. Size hiç veremem. Abi, arkadaşlarımız gaz dolu odada kilitli kaldı. Hemen anahtarları vermezsen abilik diye bir şey kalmayacak Müstahak abi. Next. Niye baştan beri de söylemiyorsunuz? Söylüyoruz ya. Abi, baştan söylüyorum. Acil durum. Aç hadi abi, aç hadi ya. Müstahak, aç şu kapıyı. Abi, abi. Faturaya bak bir tanem ya. Sanki röntgen filmlerini Spielberg çekti. Allah Allah. Aa, bunlar bizim çocuklar değil mi? Yavrularım, beni ziyarete gelmişler. Ya gel. Yavrum. Ne oluyor lan? Şişt, dur bakayım, gereksiz. Oğlum, siz beni ziyarete gelmediniz mi? Yok hocam, Gözde'yle Burak gazdan zehirlenmiş. Onlar için geldik, acile gidiyoruz. Ne dedi bu gereksiz ya? Gözde'yle Burak gazdan mı zehirlendi dedi? Ay canım. Allah Allah. Bir gün aklımı çıkaracaksın yerinden. O kadar korkuttun ki beni Gözde. Abla iyiyim ben, bir şeyim yok benim. Bakışı biliyorum ben. Bana yine kızgınsın değil mi? Kızgınım.
Bak hastayım diye çekiniyorsan çekinmene gerek yok. İyiyim ben. Gözde, şu an burası konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Benim damarıma basma. Eve gidince abla, kardeş konuşuruz, tamam? Abla ne konuşacaksak konuşalım işte. Belli ki başıma gelenler için beni suçluyorsun. Gözde, ben seninle tartışmaktan çok yoruldum. Takatim kalmadı artık. Anlatabiliyor muyum? Bana diyorsun ki Burak'la görüşmüyorum. Sonra öğreniyorum ki Burak'la görüşüyormuşsun. Abla ben Burak'la görüşmüyorum, düşündüğün gibi değil. Zaten hiçbir şey benim düşündüğüm gibi değil. Bir sen bir şeyler söylüyorsun, senin söylediklerine inanıyorum. Ben bir şeyler düşünüyorum ama sonra bir öğreniyorum ki hiçbir şey benim düşündüğüm gibi değilmiş. Tamam, haklısın. Bana inanmaman benim suçum, bu yüzden seni suçlayamam. Evet. En iyisi sus. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Hocam, özür dilerim ama bu sefer Gözde gerçekten haklı. Yani Burak Bodrum'a çağırmak için Gözde'yi benim ağzımdan, benim telefonumdan mesaj atmış. Ne diyorsun sen? Bakın. Hemen okulun Bodrum'una gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Biz ne yapacağız bu çocukla şimdi? Ha? Ne yapacağız? Ben 40 defa söylemedim mi sana? Okuldan bir arkadaşına flört etme, gönül ilişkisi kurma. Kime dedim acaba? Al bakalım yeni bir olay daha. Buyurun. Kendini nasıl hissediyorsun Burak? Daha iyi misin? İyiyim Cerrah Bey, sağ olun. Lan sen nasıl adamsın ya? Ha? Nasıl adamsın sen? Buray, sakin. Ya sen bu kıza çıktığından beri kızın başına gelmeyen kalmadı be. Kız kayboldu. Videosu internete düştü. Bir gazla zehirlemenin kalmıştı, onu da yaptın. Oğlum abuk subuk konuşma lan. Sen ne olduğunu nereden biliyorsun ki? Uzak duracaksın ondan, uzak duracaksın! Koray, saçmalama. Saçmalama. Ya Koray, bir kendini kontrol eder misin? Burak da Gözde de ölümden döndü. Tamam. Sadece konuşacağım. Sevdacığım, izninle. Tamam, daha sonra konuşursunuz. Hadi dışarı. Burak, geçmiş olsun. Sağ ol. Bir de öpücük konursaydın hayata döndü diye. Koray. Ya ben çıkıyorum ya. Boşuna ısrar etme Şerif. Eve gitmek yok. Duydun doktoru. 24 saat uyumak yok. Ya sen doktora ne bakıyorsun? Seldi boylum al yazmalım ya. Ben alışığım düşmeye. Bak çocukken sürekli meyve ağaçlarından tepe üstü düşerdim. Yine bir şey olmazdı. Tabii ya. Bir tanem hanım hoca yenge. Benim Şerif'imin kafasına hiçbir şey olmaz. Heh, bak duydun. Bir şey olmaz bana. Çünkü benim Şerif'im çok kalın kafalıdır. Heh. Nadir, anasıyla babasının en büyük pişmanlığı. Oğlum, o nasıl laf öyle gereksiz? Ya müdürüm, ben öyle demek istemedim ki. Hani sağlam kafalı. Yani bir tanem hocam, sağlam kafa sağlam şerifte bulunur. Sus! Yeter. Tamam, hadi son sözü ben söylerim. Bu gece hep birlikte buradayız ve seni uyutmayacağız. Şerifim, yar bayım, al bayım, her şeyim. Sana süt kaynattım. Ay ne yapıyorsun? Süt uyku getirir, bilmiyor musun? Çok özür dilerim, gerçekten bilmiyordum. O zaman ben bir koşu bir ayran çalkalayıp geliyorum. Bir dakika, bir dakika, gel bakayım buraya sen. Ben bütün geceyi bunlarla beraber mi geçireceğim bir tanem? Mümkünse ölme hakkımı kullanmak istiyorum. Ver o süt içi, ver, ver, ver. Ne biçim konuşmak öyle, ağzından gel alsın. Kahve yapayım ben sana. Kahve uyku kaçırır, nasıl olsun kahve? Benimki orta şekerli olsun. Benimki çok şekerli olsun. Ya yavaş, gereksizler. Allah Allah. Sen nasıl uygun görüyorsan ben kahvemi o şekilde içerim bir tanem. Tamam canım. Oğlum, kafalarınız
boylarınızı uzun göstermekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Yemin ediyorum kafa yerine oraya saksı koysak daha iyi olur bence. Hiç olmazsa içine fesleğen ekeriz, arada böyle elleriz, ferahlık olur. Anladınız mı? Artık Burak boyundan büyük işler yapmaya başladı cerrah. Benim adam akıllı onu alıp karşıma konuşmam lazım. Bu böyle olmayacak. Hayat, istersen ben konuşayım Burak'la. Yok, olur mu öyle şey cerrah? O benim öğrencim. Sen ne sıfatla konuşacaksın? Gözdeciğim. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Ben kendim mutfaktan çay alacaktım. Size de getireyim mi? Teşekkürler canım. Birazdan kalkacağım. Tamam. Hayat. Bak bu aralar bu kızın üstüne fazla gitme. Hele bu son yaşadıklarından sonra kaldıramazsın. Ben onun üstüne gitmiyorum ki artık. Ay zaten üstüne gittiğimde ne oldu? Cerrah, başımıza gelenleri görüyorsun. Ben halinin yolunu bulup düzgün bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Gerçi yine en doğrusunu sen bilirsin. Ben bilmiyorum artık ne yapacağım. Neyse ben kalkayım. Sabah ararım. İyi, hadi geçireyim seni. Hayır hayır. Sen otur dinlen. Ben çıkarım. Sağ ol. Kendine lütfen dikkat et. Oh. Gözdeciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cerrah. Gözde. Azıcık gel otursana karşıma. Ben nasıl söylesem bilmiyorum ama bu zamana kadar sana çok kızdım. Belki birçoğunda haklıydım, evet. Ama bu sefer haksızdım Gözde. İşin aslını astarını öğrenmeden ben sana çok kızdım. Özür dilerim. Abla ben yanlış duymuyorum değil mi? Yani rüyada falan da değilim. Bunların hepsini sen söylüyorsun. Evet ben söylüyorum. Gel bakayım yanıma biraz. Gel gel. Ama sen hala kendini uykuda zannediyorsan seni birazcık çıldırabilirim. Hiç gerek yok. Gel buraya, gel gel. Gel. Ah benim yüzüm. Ah. Ah bebeğim benim. Affedebilecek misin beni? Yani elime böyle bir şey geçmiş. Hiç affeder miyim? Bak. Ya canım ablam benim. Ah. Güzelim. Bir tanem. Ah. Gül kokulum. Ben bu dünyada herkesten, her şeyden çok seviyorum seni. Bunu hiç unutma. Tamam mı? Bebeğim benim. Oh. Bebeğim benim. Bebeğim bu ya. Ne oluyor burada? Ya ne tatlısınız. Sen de çok tatlısın. Gel buraya çabuk. Gel bir seni de öpsün. Oh. Benim de çok güzel yanaklarım var. Çok şekerler. İstiyorsanız tadına bakabilirsiniz. Yok artık. Şerif! Şerif uyan! Şerif! Şerif uyan! Aa! Anam, anam, anam! Yandı! Ne oluyor ya? Elinin kör oluyor. Ben size Şerif uyutmayın demedim mi? Hepiniz topluca uyumuşsunuz. Kalkın ayağa! Ya bir tane bunların muhabbeti o kadar bayık ki. Ben de dalmışım bir anda uyuyakalmışım. He ya bizim de içimiz geçtiyse demek. Uyku bulaşıcıdır derler ya, öyle uyumuş. Uyku bulaşıcıdır derler ya, bık 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 bık. Çık dışarı, çıkın. Gereksizler. Oh. Aç. Üfle. Hastanede söylediğim şeyler için özür dilerim senden. Önemli değil, Koray unuttum gitti ben onu. Burak'a bir şey olsaydı ne yapardın? Yani çok üzülürdüm Koray. Ne kadar çok? Yani bendeki de soru işte. Ya ben bu kızları anlamıyorum ya. Vallahi bak. Nerede başınızı belaya sokacak denyolar var? Gidip onlara aşık oluyorsunuz. Ya bunu sen mi söylüyorsun Koray?
Ben de sizi anlamıyorum. Ne anlıyorsunuz öyle bir gün onunla bir gün buna takılan kızlardan? Gözde öyle bir kız değil. Burak da öyle bir çocuk değil. Gözde'nin tek sorunu yanlış seçim yapması. Ha iyi işte, bundan sonra doğru seçim yapar, seni tercih eder. Sen de Burak'a takmazsın artık kafana. Ya Burak'tan bana ne ya? Ha? Ben sadece senin için üzülüyorum. Ya sen benim için niye üzülüyorsun ki? Üzülüyorum işte. Koray, bizim planımız bu ikisini ayırıp eski sevgililerimize dönmek değil miydi? Evet ama... Evet ama ne? Ya belki de o herifi sana yakıştırmıyorumdur. Ha olur Koray Bey. Bundan sonra siz beni kime yakıştırıyorsanız onunla birlikte olun. Alo, ne haber Zeynep? Neredesin? Hiç, evde oturuyorum. Ben de müsaitsen dışarıya çıkalım, işler yapalım diyecektim. Ay yok, olmaz. Ben pijamalarımı da giydim, yatıyordum tam zaten. Yarın okulda görüşürüz. Peki, tamam o zaman. Görüşürüz. İyi geceler. Benden. Konuşmak istiyorum sadece. Ya annem de zamanında seninle konuşmaya çalışmış. Ebru bak o ayrı bir konu. Ha. Ya kızım sen kimsin ki benim anneme kafa tutup hakaretler edebiliyorsun ya? Kızlar tamam sakin. Sen nasıl bir manyaksın ki arkadaşına evimize girip basıp dağıtabiliyorsun her yeri? Ya tamam haklısın, özür dilerim. Ama... Ne ama? Ne? Ne zannediyorsun? Bu kadar olaydan sonra, bunca zamandan sonra senle ben kardeşçilik mi oynayacağız? Ebru, bak kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz. Kızım, sen çok mu dizi seyrettin? O dediğin hikayeler var ya, ancak kitaplarda, filmlerde oluyor. Ebru bak sen ne kadar inkar edersen et, biz kardeşiz. Sen ve ben hiçbir şey değiliz Sevda. Babam dışında tek bir ortak noktamız yok seninle. Sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Ya anlat o zaman, bileyim. Paylaşmıyorsun ki benimle. Ha, oldu. Yaşayamadıklarımı da dinlemek ister misin mesela? Senin yaşadığın ama benim asla sahip olamadığım. İçimde kalanları da duymak ister misin Sevda? Ebru, bak geçmişi değiştiremeyiz. Ama bundan sonrası bizim elimizde. Bundan sonrası diye bir şey yok Sevda. Eğer peşimde dolanmaya devam edersen... ...çok ciddiyim. Seni bana bulaştığına pişman ederim. Ebru. Sevda, tamam. Zeynep, hayırdır? Niye çağırdın beni bu saatte? Bunu geri vermek için. Ya nasıl ya? Zeynep, senin annenden yadigar. Niye geri veriyorsun? Evet, öyle. Ama artık eskisi kadar istemiyorum.
lütfen Burak. Anladım. Sen bugün olanlar yüzünden bana kızgınsın değil mi? Ya Burak, benim telefonumda, benim ağzımda Gözde'ye mesaj atmışsın. Ya nasıl bir insan yapar bunu? Aşık bir insan yapar. Ya lütfen Burak, hiç inandırıcı değilsin. Ya ben artık seni tanıyamıyorum, anlayamıyorum. Ya Gözde ölseydi, hiç düşündün mü bunu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Zeynep? Ne yapmaya çalışıyorsun? Zeynep, bak olanlar sadece bir kazaydı. İnan bana, ben sadece Gözde ile konuşup af dilemek istemiştim. Ya keşke inanabilsem Burak, keşke. Ama artık sen eski Burak değilsin. Ve ben bu yeni Burak'ı hiç sevmedim. Uyutmamanın yolunu buldum. O iş bende. Nadir, fotoğrafını afiş yapıp üstüne maazallah çocuğunuz buna benzerse diye yazsam... ...insanlar sittin sene çocuk yapmaz biliyorsun değil mi? Nadir doğru söylüyor Şerif'im. Aslında oynak bir müzik olsa sabaha kadar halay çekeriz. O zaman renk, o zaman dans. Kim bilir vakti zamanında ne büyük bir günah işledim ki Rabbim... ...beli sizinle imtihan ediyor. DJ in the house. Gereksiz. Aça, aça. Bunu mu? Açtım. Ana! Müstak abi, uyudu mu? Uyur tabii. Nereden buldun bunu? Bu ne ya? Bekle beni. Ya ben radyoyu açtım. Şansımıza ne çıktı? Uyuma Şerif'im! Allah! Ne oluyor? Ah, ne yaptınız Şerif'im be? Ne oluyor? Bir tane. Ne olur izin ver ecelimle öleyim. Yoksa bunlar beni zatürreden öldürecek. Uyanmanız için şey etmiştim Şerif'im. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Başka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacağım. Burak bir şey olsa ne yapar? Yani çok üzülürdüm Koray. Ne kadar çok? Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Gözde'nin tek sorunu yalnız seçim yapması. Ha iyi işte, bundan sonra doğru seçim yapar, seni tercih eder. Sen de Burak'a takmazsın artık kafanı. Ya Burak'tan bana ne ya? Ha? Ben sadece senin için üzülüyorum. Ya sen benim için niye üzülüyorsun ki? Üzülüyorum işte. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Burak? Yeni baştan kaderimi ya.
yazacak bile olsam. Yok bir şey. Kalsa sonralar bakmam geride kalan içime, bakmam hiç onlara. Geri kalsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Günaydın. Günaydın. Abidin günaydın. Vay! Günaydın kardeşlerinin yakışıklısı. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Güneş pırıl pırıl. Kuşlar uçuyor. Kelebekler adeta dans ediyor. Abidin sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ne kuşu oğlum ne kelebeği? Hava -2 derece. Ben soğuktan tir tir titriyorum. Bugün iyimserliğim üstümde. O yüzden kışı baharmış gibi yaşıyorum. Çaktın. Belli belli. Pollyanna kaçmış senin içine. Neyse Abidin, benim sana söylemem gereken bir şey var. Şşş, lütfen. Falan işi bozmayalım. Ne oluyor oğlum ya? Böyle şaşkın şebelek gibi kalırsın işte. Asıl benim sana söylemem gereken önemli bir şey. Tamam Abidin, bak benim sana söyleyeceğim şey çok önemli, tamam mı? Ben sana söyleyeyim, bir rahatlayayım. Ondan sonra da sen bana söylersin. Olmaz. Olsa dükkan senin ama olmaz. Abidin, çok önemli bir şey söyleyeceğim diyorum ya. Niye böyle yapıyorsun? Kadar önemli mi mesela? Abidin, oğlum Pir Reis'in haritasını dövme mi yaptırdın? Oğlum ne cahilsin ya? Ne Pir Reis'i? Asya kıtası bu. Bak burada ne yazıyor? Asya. Önceden aldığımın yazısıydı. Şimdi yüreğimin yazısı oldu. Yuh vallahi. Hayretler 1500. Kardeşim sen bana önemli bir şey söyleyecektin. Söyle bakalım neymiş o? Yok yok oğlum, ben sana bir şey söylemeyecektim. Ya söyle işte ne söyleyeceksen. Abidin bir şey söylemeyeceğim diyorum ya. Hadi görüşürüz. Ve haydi. Ne acayip çocuk ya. Benim aşkım. Günaydın güzellik. Günaydın. Ne haber? İyi. Ya geçen gün Emel'den gelen bir mesaj vardı ya. Hı. Onu tercüme ettim. Ne diyormuş? Bilmiyorum. Bak bakalım tahmin et ne yazıyormuş. İyi de ben anlamam ki bundan. Doğum günü pastası falan var. Doğum günü müymüş? Ya cahil cahil konuşma Asya. Ver şunu, düz mantık. Gel açıklayayım bak. O doğum günü pastası tatlı anlamına geliyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirince ne oluyor? Sen çok tatlısın. Yani sen değil, ben çok tatlıymışım. Emoji'ye bak sen. Resmen yürümüyor, koşuyor sana. Ya kız koşmasın da ne yapsın? Şu asalete bakar mısın yani? Ayrıca Emel de çok tatlı kız yani. Diğerleri gibi değil. Farklı. Oo Tarhan Bey. Siz de boş değilsiniz galiba. Ya yok canım, abartma sen o kadar. Hadi hadi. Desene efsane bir aşk doğuyor. Burak. Seninle öğretmenin olarak değil, son kez Gözde'nin ablası olarak konuşuyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Kardeşim seninle görüşmeye başladığından beri başına gelmeyen kalmadı. Kardeşimi ölümden döndürdün, yeter artık. Hocam olanlar sadece bir kazaydı. Benim de bir suçum yok ki. Öyle mi? Senin suçun yok. Neden o zaman Zeynep'in telefonundan Gözde'ye sahte mesajlar atıyorsun oğlum? Ya tamam haklısınız. O konuda suçluyum ama ben sadece Gözde'yle konuşmak istemiştim. Gözde seninle görüşmek istemiyor Burak. Hocam, Gözde beni yanlış anladı. Ya benim bir şekilde ona gerçekleri, doğruları anlatmam lazım. Burak, bizim senden tek bir isteğimiz var. Gözde de bunu istiyor, ben de bunu istiyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Yeter.